Dışişleri Bakanı Cankeri, 2014'ten beri Irak'ın batı ve kuzeyini, Suriye'nin ise doğusunu ele geçiren IŞİD'i mağlup etmek için çok yönlü bir strateji geliştirmek amacıyla koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüştü. İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Roma'daki görüşmeler başlarken koalisyonun elde ettiği başarıları gündeme taşıdı. Evet. Hem başarılarımız hem de başarısızlıklarımız oldu. Ancak son zamanlarda daha başarılı olduğumuz bir gerçek. Işit Irak'taki topraklarının %40'ını, Suriye'de ise %20'sini kaybetti. Bu kazanım hepimizin kararlılığı sayesinde elde edildi. Kerry ve Gentiloni toplantıdan sonra yaptıkları açıklamada koalisyonun mücadeleyi yoğunlaştırıp hızlandıracağını bildirdi. Suriye'deki insani krizin öncelikli olduğunun altını çizen Kerry, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu boyutta bir felaket yaşanmadığını söyledi. Kerry, IŞİD'i bertaraf etmenin en hızlı yolunun Suriye'deki krizi sonlandırmak olduğunu savundu. IŞİD'i hızlı bir şekilde mağlup mu etmek istiyorsunuz? O zaman Suriye'deki savaşı müzakere yoluyla sonlandırın. Suriye'deki savaş bittiği zaman IŞİD de yok olacaktır. Bu durumda IŞİD'e karşı olan tüm güçler de birleşecektir. Bu güçler şu anda Beşar Esad tarafından parçalanmış durumda. Bakan Keri Mayıs ayından bu yana IŞİD'in 90 orta ve üst düzey liderinin öldürüldüğünü, Türkiye-Suriye sınırında neredeyse tam kontrol sağlandığını belirtti. Esas zorluğun IŞİD'e karşı işe yarayan taktiği sürdürmek olduğunu söyleyen Kerry, militanlara yeniden yapılanma ya da kaçıp saklanma fırsatı vermemek gerektiğini vurguladı. Ayşe Gülsemit Amerika'nın Sesi Washington